Noz kazanma ve insanları etkileme sanatı. Dale Carnegie. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak kitabının yazarı. Okuyan Emine Uğur. 4. bölüm. Lider olmak. İnsanları incitmeden ya da rahatsız etmeden değiştirmenin yolları. Bugün 7. adımı okuyacağım sizlere. Karşınızdakine korumak isteyeceği bir özellik yakıştırın. Çok iyi bir çalışanınızın işleri savsaklamaya başladığını görürseniz ne yaparsınız? Onu kovabilirsiniz. Ama bu hiçbir şeyi çözmez. Onu azarlayabilirsiniz. Bu kez de ters tepki alırsınız. Indiana Lowell'da büyük bir kamyon firmasının yöneticisi olan Henry Henke'nin de yaptığı işler giderek daha az tatmin edici hale gelen bir teknisyeni vardı. Bay Henke bu teknisyeni azarlamak ya da tehdit etmek yerine onu ofisine çağırdı ve içtenlikle konuştu. "Bill," dedi, "sen iyi bir teknisyensin. Yıllardır bu işte çalışıyorsun. Pek çok aracı tamir ettin ve müşteriler çok memnun kaldı. Yaptığın işlerle ilgili övgüler aldık. Ancak son zamanlarda elindeki işlerin bitmesi çok zaman alıyor. Ve bu işler senin standartlarına uymuyor. Geçmişte çok daha iyi bir teknisyen olduğun için bu durumun beni pek de hoşnut etmediğini bilmeni isterim. Sanırım bu sorunu çözmek için bir şeyler yapmalıyız." Bill, görevini gerektiği gibi yapmadığının farkında olmadığını, önüne gelen işlerin onun üstesinden gelemeyeceği şeyler olmadığını söyleyerek daha iyi olmaya çalışacağına söz verdi. "Bunu yaptı mı?" "Yaptığından kesinlikle emin olabilirsiniz. Yeniden hızlı ve başarılı bir teknisyen oldu." Bay Henke'nin verdiği örnek kendisiydi. Ve onun da geçmişte olduğu gibi iyi bir teknisyen olmaya çalışmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Baldwin Lokomotif Fabrikası'nın başkanı Samuel Wolkheim şöyle diyordu: "Sıradan bir insanın saygısını kazanırsanız, siz de ona saygı duyduğunuzu gösterirseniz onu kolayca yönlendirebilirsiniz. Kısacası birinin bir konuda gelişmesini istiyorsanız ona zaten bu özelliğe sahipmiş gibi davranın. Shakespeare, bir erdem sizde yoksa bile varmış gibi davranın," der. Karşınızdaki kişiye sahip olmasını istediğiniz bir özelliğe sahipmiş gibi davranmanız iyi olabilir. Önüne ulaşması gereken bir özellik koyun. Buna sahip olmak için harcadığı çaba karşısında hayrete düşeceksiniz. Georgetta LeBlanc. Anılar, Maya Terling'le Hayatım adlı kitabında Belçikalı Cinderella'nın yaşadığı şaşırtıcı değişimi şöyle anlatmaktadır. Çevredeki otellerden birinde çalışan hizmetçi kız yemeklerimi getiriyordu. Ona bulaşıkçı Mary diyorlardı. Çünkü işe bulaşıkçı yardımcısı olarak başlamıştım. Şaşı gözlü, çarpık bacaklı, ruhu da vücudu da güzel olmayan bir kızdı. Bir gün makarna tabağımı elinde tutarken ona, "Mary, sen kendinde gizli olan cevherin farkında değilsin," dedim. Mary, duygularını gizlemeye alışmıştı. Bir felakete yol açabilecek hiçbir hareket yapmamaya çalışarak birkaç dakika bekledi. Sonra tabağı masaya bıraktı. İçini çekti ve üzgün üzgün, "Madam, buna inanamam," dedi. Hiç kuşkusu yoktu. Hiç soru sormadı. Mutfağa gitti. Oradakilere söylediklerimi tekrarladı. Ve Tanrı'nın bir lütfu olarak hiç kimse onunla alay etmedi. O günden sonra onunla daha fazla ilgilenmeye başladılar. Fakat en büyük değişiklik Mary'nin kendisinde oldu. Gizli kalan pek çok güzelliği olduğuna inanmaya başlayan Mary, yüzüne ve vücuduna dikkat etmeye başladı. Sonunda gençliğin ateşi parladı ve onun sıradanlığını biraz alçak gönüllü bir halde de olsa örttü. 2 ay sonra şefin yeğeniyle evlenmek üzere olduğunu açıkladı. "Ben bir hanımefendi olacağım," diyerek teşekkür etti bana. Küçücük bir söz tüm hayatını değiştirmişti. Georgetta LeBlanc'ın önüne koyduğu hedef, bulaşıkçı Mary'nin tüm hayatını değiştirmişti gerçekten.
Florida'da bir yiyecek firmasının satış temsilcisi olan Billy Parker, firmanın yeni ürünleri nedeniyle büyük bir heyecan duyuyordu. Ancak büyük bir marketin yöneticisinin bu ürünleri satmayı reddetmesi onu çok üzmüştü. Bill bütün gün bu tepkiyi düşündü ve akşam eve giderken markete bir kez daha uğrayıp şansını yeniden denemeye karar verdi. "Jack," dedi. "Sabahtan beri sana yeni ürünlerimizi yeterince tanıtamadığımı düşünüyorum. Gözden kaçırdığım bazı noktaları anlatmam için bana biraz zaman verirsen sevinirim. Sen iyi bir dinleyicisindir ve gerektiği zaman yapılacak değişikliklere açık olduğunu da biliyorum." Bu durumda Jack onu dinlemeyi reddedebilir miydi? Bu övgüden sonra elbette hayır. Dublin'de bir diş doktoru olan Dr. Martin Fitzhugh, bir gün hastalarından birinin koltuğun yanındaki metal bardak tutacağının temiz olmadığını söylemesi üzerine şok geçirdi. Evet, hasta ağzını kağıt bardakla çalkalıyordu. Ama kullanılan aletlerin pis olması da profesyonelliğe yakışmazdı. Doktor Fitzhugh, hastası gittikten sonra odasına çekildi ve muayenehanesine temizliğe gelen Bright'a şu notu yazdı. "Sevgili Bright, seni pek sık görmüyorum. O yüzden sana muayenehanemi temizlediğin için bu notta teşekkür etmek istedim. Bu arada haftada iki kez 2 saatin yeterli olmayabileceğini düşündüm. Eğer zaman zaman bardak tutacaklarını veya diğer aletleri temizlemek gibi yapman gereken diğer işler için zamana ihtiyacın olursa yarım saat daha çalışmaktan çekinme. Bu fazladan yarım saatin karşılığını seve seve öderim." Ertesi gün muayenehaneme girdiğimde masamın ve iskemlemin ayna gibi cilalandığını gördüm. Bardak tutacakları da tertemiz yapılmıştı. Temizlikçi kadına yönelttiğim küçücük övgü onun o zamana dek gösterdiğinden çok daha fazla çaba göstermesini sağlamıştı. Bunun için kaç saat fazla çalışmıştı sizce? Hiç. Brooklyn'de 4. sınıf öğretmenliği yapan Ruthie Hopkins'in ilk gün duyduğu heyecan ve gerginlik birbirine karışmıştı. Okulun en dile düşmüş çocuğu Tommy onun sınıfındaydı. Tommy'nin 3. sınıf öğretmeni müdüreye ve bütün arkadaşlarına onu şikayet etmişti. Tommy hem tembeldi hem de sınıfta disiplin problemi yaratıyordu. Oğlanlarla kavga ediyor, kızlara sataşıyor, öğretmene kaba davranıyordu. Büyüdükçe de daha kötü oluyordu. Olumlu tek özelliği çok çabuk öğrenmesi ve ödevlerini kolayca yapabilmesiydi. Bayan Hopkins, Tommy sorunuyla hemen yüzleşmeye karar verdi. Yeni öğrencileriyle tanışırken hepsini birer birer övdü. "Rose, elbisen ne güzel. Alice, senin çok güzel resim yaptığını duydum." gibi şeyler söyledi. Sıra Tommy'ye geldiğinde onun gözlerinin içine baktı ve "Tommy, senin doğuştan bir lider olduğunu görüyorum," dedi. "Bu yıl bu sınıfı en iyi sınıf yapmak için sana ihtiyacım olacak sanırım." Daha sonraki birkaç gün Tommy'nin her yaptığı şeyi övdü ve onun ne kadar iyi bir öğrenci olduğunu gösterdiğini söyledi. Çocuk kendisine yakıştırılan özelliği korumak istedi. 9 yaşındaki bir çocuk bile böyle bir durumda öğretmenini hayal kırıklığına uğratmak istemez. Tommy de uğratmadı zaten. Zorlu liderlik rolünün üstesinden gelmek ve diğer tavır ve davranışlarını değiştirmek istiyorsanız bu prensibi uygulayın. 7. prensip. Karşınızdaki kişiye korumak isteyeceği bir özellik yakıştırın. Evet arkadaşlar, sizlere kitabımızın 276'dan 280. sayfasına kadar okudum. Okuduğum konular hakkında görüş, öneri, istek ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz bildirimlerinizi açarak sosyal medyada paylaşıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki sayfalarda görüşmek üzere. Takipte kalın.